Evet efendim, Zürih'e yakın Arau Reinach'tayız. Çok güzel bir kasaba, muhteşem. İsviçre'nin o muhteşem kasabalardan birisi ama burada da bir Türk market var. Efendim İstanbul Market ve kardeşim yüreğe güzel insan. İlk önce kendini bir tanıt. Adım Erdal Tosun. 1964 Dersim doğumluyum. Dersim'in Pilinbir ilçesine doğdum. Dersim'den buraya kaç yılına geldiniz? 1999'da. 1999'dan beri buradayım. Önce Basel'den, sonra Zürih ve daha sonra Arau'ya. Şu anda tam yerimizi ben tabii söyledim ama doğru mu söyledim? Tabii Arau'nun Reinach şehrindeyiz. Arau başkenttir. Burası da Arau'ya bağlı bir kenttir. Reinach. Çok güzel, şirin bir ilçe. Kasaba mı, ilçe mi oluyor? İl. Buranın, ha, burada değil, bir şehir. Burası da il. Efendim şehir, biz artık alışmışız ya, bizim Kadıköy, Bakırköy ilçe olduğuna göre, yani nüfusu, Bakırköy nüfusu bir ülke kadar yani. Biz alışmışız, küçük yerler bile şehir yani. Onun için burası bir kasaba zannettik ama şehir tabii. Burada birçok yerde bu şekilde şehirler var. Evet, yıllardır buradasınız. Yıllardır buradayım. Yıllardır hep bu işlerle uğraştım. Toptancılık, market işi derken. Hep bu alanda. Market üzerine. Evet, market üzerine devamlı bu tür şeyler yaptım. Burayı yeni açtık. Burası aslında yeni çocuğu, yeni bir bebek aslında burası. Evet, evet. Kaç zaman oldu açılalı? Açılalı daha bir ay oldu. Baklavasından, tatlısından, efendim çekirdeğinden çıt 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 ne istiyorsanız hepsi var burada. Et mesela en önemli noktalardan tüketim, işte harcadığımız et önemlidir. Burada her türlü helal et, onun yanı sıra ekmek, Türk ekmeği, evet, her evet, şey günlük bulunuyor. Tabii pide ve Türk somonu olarak burada biliniyor. Bu tür şeyler var. Türk ekmekleri hepsi var bizde. Et ürünleri var. Sebze derseniz sebzenin %60'ı Türkiye'den geliyor, %70'i Türkiye'den geliyor. Bu şekilde müşterilerimize hitap ediyoruz. Ve çok güzel de olumlu sonuçlar alıyoruz yani. Erdal Bey, sesiniz böyle güzel geldi bize. Böyle bir yani bir şey var, müzikle uğraşım var. Müzikle tabii eskiden saz çalardım, türkü söylerdim. Daha sonra kızımı yetiştirince o çalmaya başladı. Ben biraz geri durdum. Kaç çocuk var? İki tane kızım var. İki kızın isim? Büyüğü Müge Tosun, küçüğü Damla Tosun. Müge herhalde müzikle uğraşıyor. Müge müzikle uğraşıyor. Küçüğü Damla da dansla uğraşıyor. Folklor, Hint dansı, bu tür şeylerle uğraşıyorlar. O Müge nasıl, o müzik derken hangi dalda? Halk müziği dalında veya bağlama. Özgün müzik veya bağlama. Çalıyor mu? Çalıyor, söylüyor kendisi ve aynı zamanda öğrenci grupları var. Kendisi konserlere falan gidiyor. O da sizler gibi sanatçı olmak istiyor. O yolda ilerliyor. Efendim böyle Müge'den bir bakalım, bir parça dinleyelim, az bir şey bakalım Müge nasıl okuyor. Ne kötülük gördün benden, ölürüm vazgeçmem senden, affet beni sen sevgilim, özür diliyorum senden. Efendim muhteşem yani, nasıl çok güzel okuyor hakikaten Müge. Çok başarılı. Şimdi izleyince inanılmaz, böyle güzel bir ses, temiz bir ses ama eğitimli olduğu belli. Beraber çalıp okuyor musunuz? Önceden çalıp okuyorduk, beraber söylüyorduk. Ailece okuyorduk ama daha sonra yani ikisi de bana kırgınlar şu anda. Niye babaya kırılır mı ya? Sorun değil. Onlar sağlıklı olsun, yaşasınlar. Benim için sorun, en büyük hediye bu. Kırgın olmalar önemli değil. Yaşasınlar, sağlıklı olsunlar. Kendi işlerle uğraşsınlar. Yani çocukla baba arasında kırgınlıklar olmamalı Müge. Hem güzel çalıyor hem sesin güzel. Yani bunların olmaması lazım. Sonuçta o senin kızındır. Tabii. Hele Müge belli, böyle gördüm aslan gibi duruyor. O babasını yalnız bırakmaz. Onun için babasının kızı. Değil mi Müge? Efendim tabii yıllardır burası dedik, yeni duygusallıktan biraz kurtulan ben bile çok duygulandım. Yepyeni bir yıl, inşallah bu yeni yıl bize mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve tüm sevgi. Sen de çocuklarla bir arada olursun inşallah. İnşallah, ben de temennim o. Bütün herkese yeni yıl daha güzel günler getirsin diye temenni ediyorum.
Ben de çocuklarımla inşallah yine konuşurum. Yine eski günlere döneriz. Her şey gönlünüzce olsun. Çok Allah her şey gönlünüze göre versin. Buraya kadar geldiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu güzel sohbet için. Sağ olun, var olun. Dersim dört dal içinde, dersim dört dal içinde. Bir yârim var içinde, dersime gidek yelek. Yârim var gül içinde, dersim dört dal içinde.